Dünya ekonomi tarihi boyunca 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşan 6, 2 trilyon dolar barajını geçmeyi başaran sadece 4 şirket gördük. Bunlardan bir tanesi 2 trilyon dolara sadece 9 ayda ulaştı. Yine aynı şirket 24 saat içinde 277 milyar dolar parayı kasasına koyarak bir günde en çok para kazanan şirket olarak tarihe geçti. Bu şirket ne Apple, ne Google, ne de Amazon, hatta Suudi Arabistan'da bir petrol şirketi değil arkadaşlar. Yıllarca beklediğimiz oyunların sistem gereksinimlerine bakınca listede ekran kartlarını görüp iç çektiğimiz Nvidia. Hepimizin çocukluğuna, hayatına bir noktada dokunmuş olan Nvidia. Peki sadece ekran kartı üreterek nasıl bunu başardı Apple'ı, Google'ı sollayabildi? Bahsettiğimiz paraların ne kadar büyük olduğunu anlamamız lazım öncelikle. Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası şu anda 1.3 trilyon dolar seviyesinde. Bir ülkeyle bir özel şirketi karşılaştırmak doğru olmaz ama Nvidia ülkemizden 700 milyar dolar daha değerli. Hatta Samsung, Hyundai, LG gibi markalarıyla tanıdığımız Güney Kore'den bile daha değerli. Eğer Nvidia bir ülke olsaydı şu anda dünyanın en zengin 11. ekonomisi olacaktı. Züğürt çenemiz böyle çok fazla yorulmadan konunun özüne dönelim şimdi. Bu adamın adı Jensen Huang. Konuyu anlamamız için hikayesini bilmemiz şart arkadaşlar. 1963'te Çin'in küçük bir adası gibi duran Tayvan'ın başkenti Taipei'de doğdu. Vietnam'da 8 yıl süren savaşın etkilediği ülkesindeki iç huzursuzlukların pençesinde büyüdü. Babası çocuklarının bu yıkım ve karmaşa içerisinde büyümesini istemeyen bir işçiydi. Zaten fırsatını bulan çoğu insan da Tayvan'ı terk etmeye başlamıştı bile. O da tuttu çocuklarının elinden, ülkeyi daha yeni terk edip ABD'ye göç etmiş teyzelerinin yanına gönderdi. Jensen 10 yaşında gittiği ABD'de lise okurken masa tenisi gençler şampiyonu olacak kadar spor aşığı, bilgisayar oyunları hastasına dönüşecek kadar da teknolojiye rahat erişebilen bir genç olarak büyüdü. Soğuk savaş yıllarını da geride bırakıp iyice gevşeyen, ABD'nin böyle kültür ve tüketim patlaması yaşadığı, dünyanın AVM konseptiyle tanıştığı 80'li yıllarda Stanford Üniversitesi elektronik mühendisliğini bitirdi, yetmedi bir de yüksek lisans yaptı. Cevval, çalışkan ve genç bir mühendis olarak iş dünyasına adım atacağı yıllarda bir çılgınlık daha patlak verdi: kişisel bilgisayarlar. Apple'ın ilk Mac bilgisayarı 1984'te piyasaya sürülmüştü mesela. Bunu görünce kendi yolunu çizdi. Yeni dünyanın petrolü olarak gösterilen işlemcileri üreten şirketlerde yaklaşık 9 yıl boyunca çalıştı. Kaderin cilvesine bakın ki CV'sindeki en büyük tecrübe yıllar sonra en büyük rakibi olacağı AMD'nin ta kendisiydi. Günlerden bir gün 1993'te öğrenciyken yarı zamanlı çalıştığı restoran zincirinin bir şubesinde üniversiteden arkadaşlarıyla buluştu ve "ya biz bir grafik şirketi falan kursak nasıl olur?" dediğinde cebinde sadece 200 dolar parası vardı. Met a lawyer, went to a law firm called Cooley Godward. They helped us incorporate the company. The amount of money that he says, you know, we need some money from you so that we could price the shares and also to incorporate the company. So he says, "How much money do you have in your pocket?" I said, $200. So he says, "Okay, give me $200. I gave him $200. And for $200, I bought 15%, I think it was 20% of Nvidia. Jensen Huang da o gün bugündür Nvidia CEO'su. O ilk yatırdığı 200 doların karşılığında bugün ulaştığı kişisel serveti 70 milyar dolar kadar. It was a good deal. Bu başarılı ama klişe profili Nvidia'nın da başarısını kısmen açıklıyor aslında, ama neden ve nasıl? Çünkü Apple'ı kuran Steve Jobs da, Google'ın başındaki Sundar Pichai de, Microsoft'u yöneten Satya Nadella da bir göçmen. İkisi Hintli, biri Suriye, biri Tayvan asıllı. Petrol ve altın için başka kıtalara giden ABD'nin kendi topraklarındaki tüm katma değerli şirketler göçmenlerin kontrolünde. Çünkü kendi vatandaşı için sıradan gelen fırsatlar, hayata tutunma ihtiyacı olan yetenekli insanlar için bir nimete dönüşü veriyor. Jensen Huang da karşısına çıkan bütün fırsatlara tutunup çalıştığı şirkete rakip olabilecek riski alabilen sıra dışı bir beyne sahip. Bizdeki fakir ama gururlu Anadolu gencinin bir zamanlar fakir ama çalışkan olan Asyalı versiyonu. Coğrafya kader ilişkisine bir kez daha kaşe, imza, mühürü basıyoruz yani kendisi sayesinde. Neyse. Jensen Huang'ın bu sıra dışı kişiliği ve yüksek risk tutkusu kararlarına da yansıdı. 2006 yılında Nvidia'nın ürettiği grafik kartlarını bir bakıma açık kaynaklı donanım haline getirdi. Yani yazılım geliştirenler Nvidia'nın grafik kartlarını alıp arzu ettikleri her şeyi de kullanma özgürlüğüne kavuştu bir anda. Bu donanım dünyasında yazılım dünyasındaki Linux devrimi gibi bir devrim yarattı. Mesela Linux ile tren hatlarını da yönetebilirsiniz. Android'e rakip bir işletim sistemi de geliştirebilirsiniz ki Huawei
şu an öyle yapıyor. Sizin vizyonunuzda ve cesaretinizde ne varsa o. Ha bir de coğrafyaya bağlı bu durum tabii ki. Peki bir açık kaynaklı, özelleştirilebilir bir grafik kartıyla neler yapabilirsiniz? Öyle kasa toplamak ya da oyun konsolu yapmak falan basit işler. Kendi kendine giden yani otonom arabalar. Beyin ameliyatı gerçekleştirecek kadar hassas robotlar. Kripto para madenciliği ve en önemlisi yapay zeka. Nvidia'nın 2006'da aldığı açık kaynak GPU kararı sırasıyla iki farklı teknolojik devrime daha öncülük edecekti. 2017'de yaşanan Bitcoin patlaması milyonlarca insanı kripto para madenciliğine yönlendirmişti. Tabii ki meseleye daha erken uyananlar pastadan asıl dilime alanlar oldu ama Nvidia'nın kartları bir anda altın madenindeki dozerlere dönüşüverdi. Tek farkları yan yana dizilip elektronik veri işleyerek sahiplerine para kazandırmalarıydı. O dönem çıkan 2000 serisi ekran kartlarının stokları anında bitiyordu. Hatırlayanlarınız vardı. Kartlar kara borsaya bile düşüyordu hatta. Kripto para piyasaları durgunlaşınca ekran kartları da ucuzladı. Ancak Nvidia en büyük rakiplerinden Intel'i kripto para madenciliğinin popülerleşmesiyle geride bırakmıştı bir kere. Intel bir daha Nvidia'yı asla yakalayamadı bile. Üzerine bir de pandemi patlayıp kişisel bilgisayar satışları artınca Nvidia üst üste ikinci ortayı da gole çevirmiş oldu. Hani 2006'da verdiği bir karar vardı ya Nvidia'nın? Alın kardeşim bu ekran kartını hangi amaçla kullanırsanız kullanın deyip açık kaynaklı GPU devrimini yapmıştı. İşte bu hem Jensen Huang'ın hem de şirketin bir konuda daha gözünü açtı, yapay sinir ağları. I got something I gotta show you. Okay, ladies and gentlemen, what we got here is the world's largest graphics card. Şu anda baktığınız bu ekranda yüz binlerce, milyonlarca piksel var mesela. Ekranın bağlı olduğu cihaz yaptığım şu el hareketini size gösterebilmek için gerçek zamanlı bir hesaplama yapıyor. Eğer ben bir oyun karakteri olsaydım bu hareketim oyunun dosyalarına önceden kodlanmış olacaktı. Ne kadar detaylı olursam grafik kartının da o kadar yüksek işlem gücüne sahip olması gerekecekti. İşte 2012 yılında bir grup akademisyen bu tip süreçlerde bilgisayarın yaptığı bu matematiksel işlemlerin yapay zekayı geliştirmek için kullanabileceğini söyledi. AlexNet adında bir model geliştirdiler. Bu model tüm interneti tarayarak sürekli öğrenip sürekli gelişen ChatGPT, Midjourney ve Dolly benzeri üretken yapay zekaların ilkel atalarından birisi oldu. Jensen Huang bu ortayı görünce Ronaldo gibi yükselip voleyi vurdu ve tüm şirketin varını yoğunu yapay zeka alanına yönlendirmeye karar verdi. AI. 2022'nin son aylarında hepimizin erişimine açılan o üretken yapay zekalar ekran kartları da olan talebi arttırdı. Çünkü hepimiz bu yapay zekalara uzaktan erişiyor. Yani bulut oyun sistemlerinde olduğu gibi uzaktaki bir bilgisayara komut veriyor. Yapay zekada bağlı olduğu ekran kartının gücüyle görselleri üretip bize gönderiyordu. Her gün daha fazla insan kullanmaya başlayınca ne oldu? Daha çok ekran kartı gerekti. Peki Nvidia için bu ne anlama geliyordu? Tahmin edebileceğiniz gibi nakit para. Hem de öyle hayal edemeyeceğiniz kadar. OpenAI, Google, Amazon, Meta hepsi yapay zeka alanında birbirine üstün gelmek için yarışırken Nvidia'nın müşterisi olmak, yapay zekaları çalıştırmak için yüz binlerce ekran kartı almak zorunda kaldılar. Üstelik başarıları garanti bile değildi. OpenAI'ın ChatGPT başarısına cevap vermeye çalışan Google yan yattı, çamura battı ve değer kaybetti mesela. Bu sırada Nvidia hem OpenAI'ya hem de Google'a nakit karşılığı ekran kartı sattı. Nvidia'nın 2018'de sattığı her 4 ekran kartından biri yapay zeka için kullanılıyordu. Şu anda 2 tanesi. Üstelik daha yolun çok başındayız ve devletler şirketlere yapay zekaların daha fazla geliştirilmemesi konusunda bir düzenleme, bir engelleme getirmezlerse Nvidia'nın yükselişi devam edecek gibi görünüyor. Yani en azından üretim ve tedarikte sorun yaşanmazsa. Nvidia ise bu konudaki en büyük rakibini Huawei olarak açıkladı. Daha yeni. Yani şirket ne Intel ne de AMD'yi artık kendisine rakip olarak görmeyecek bir konuma ve güce ulaştı. ABD ve Çin arasındaki ticari savaşta yapay zekanın gücünü arkasına alarak yeni bir dönem başlattı. Peki bu ekran kartlarını, yani GPU'ları, yani çipleri üretmek için neye ihtiyacınız var? Nadir toprak elementlerine. Silikon, galyum, germanyum, arsenik, işte bakır, birçok kritik mineral. Peki bu konuda en güçlü devlet kim? Şu anda çiplerin ham maddesi olan silikonun %80'ini Çin üretiyor. Bu da bambaşka bir videonun konusu olabilir. Kaçırmamak için abone olun ve bildirimleri açın. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.